hepinize merhaba. Bu hafta İzmir Ödemiş'teyiz. Ödemiş'i güzelce gezmeye, görmeye, tanımaya ne dersiniz? O zaman ne diyoruz? Ödemiş'e hoş geldiniz. Buyurun. Evet, şu anda Ödemiş'teyiz. Ödemiş'te Yıldız Kent Arşivi Müzesi'ndeyiz. Yanımızda da Sezgi Üzdürmez'le beraberiz. Biraz kendisinden müze hakkında bilgi alalım dedik. Evet Sezgi Hanım. Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi Müzesi 25 Şubat 2012 tarihinde ziyarete açıldı. 2009 yılında restorasyonu tamamlanan Yıldız Oteli 25 Şubat 2012'de ziyaretçilerine açtı yine kapılarını. Yıldız Oteli'de toplam 14 oda ve 4 koridor mevcut yine alt ve üst katında olarak. Keçicizade Hanı'nda ise 80 metrelik bir sergi salonumuz, yine 150 metrekarelik bir sergi salonumuzla hizmet vermekteyiz. Müzede gezintiye başladık. Şu anda neredeyiz? Şükrü Saraçoğlu ana odasındayız. Yine Şükrü Saraçoğlu'na ait objeler ve fotoğraflarla yine teşhir odamız bulunmakta burada. Biraz anlatalım buralarda neler var? Tabii ki burada yine Şükrü Saraçoğlu'na ait pasaport var. Yine ehliyeti var, sürücü belgesi. Meclis sigarası var yine. Şükrü Saraçoğlu'nun ses kaydı olan bir plak var yine. Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşmaları yine içinde yer almakta. Burada yine Şükrü Saraçoğlu'na ait orijinal bir takım elbisesi var. Karşıda görüyorsunuz. Hı hı. Yine Saraçoğlu ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz Saraçoğlu tarafından. Burası sanki Ankara'daki meclisteki bir odasıymış gibi. Evet, o şekilde. Burada yine Saraçoğlu'na ait çeşitli, Türkiye'nin çeşitli illerde ki fotoğrafları var, çekilmiş fotoğrafları. Burada yine Şükrü Saraçoğlu'na ait imzalı belgeler var. Saraçoğlu bunun dışında yaklaşık 16 yıllık Fenerbahçe Kulübü'nün hem kuruculuğunu hem de yöneticiliğini yapmış. Burada yine Fenerbahçeli futbolcularla fotoğrafları mevcut. Onun dışında objeler var, saati, sigarası, kullanmış olduğu kalemi gibi. Gözlüğü, özellikle tabakası, sigara tabakası. Aynen. Yine Time dergisine kapak olmuş bir dergimiz var, Time dergisi. Evet, şu anda da burada tabancalarımız, eski paralarımız, özellikle burada takılar, bayan takıları. Biraz da onlarla ilgili konuşalım. Tabii ki bunlar Osmanlı dönem yine bayan takıları. Aynı zamanda Cumhuriyet dönem bayan takılarımız da var. İşte kolyeler, halhallar, tepelikler, kemer tokaları gibi. Burada yine hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi tabancalarımız bulunmakta.
korsanların kullandığı hatta yine burada tabancalar var. Pistol ismi verilen. Peki bu silahları nasıl temin ettiniz? Bağış yoluyla mı ekseri? Evet, bağış. Bağışçımızı zaten yine küçük bir hatırlatma notuyla önüne iliştiriyoruz. Onun dışında tabii satın alma yoluna da gidildi. Şu anda da bekçi el fenerleri, fayton fenerleri, gaz ocakları ve cepkenler var. Bunların da biraz tarihçesini alalım sizden. Tabii ki bekçi fenerlerimiz yine Ödemiş'te elektriğin olmadığı dönemlerde böyle sokak başlarına asılırmış. Geceleri bekçiler yakar, sabah ezanında da söndürürmüş. Gaz ocakları yine tabii aslında şimdiki küçük tüpten önceki ocaklar. Bunlar yemek pişirmek ya da çay kahve pişirmek için de zamanında kullanılmış. Şu anda da şurada bir cepken mi oluyor o? Evet. Pamuklu üç etek elbise evet, deniliyor. Evet, yine. Onun senesi 20. yüzyıl başında. 20. yüzyıl başında aynen bir üç eteğimiz var. Bunlar da yine kına gecelerinde ya da özel günlerde giyilen üç eteklerden. Arkada da el işi tamamıyla gümüş işlemeli cepkenlerimiz var. Evet, yine dediğim gibi özel günlerde de bunlar bayanlar tarafından giyilmiş. Bu cepkenler özellikle hangi? Düğünlerde mi sadece giyiliyor? Genelde giyiliyor. Aha, özel günlerde, düğünlerde. Ve düğünlerde. Şu anda da tarih odamıza geldik. Biraz orayla ilgili de bilgi alalım sizden. Tabii ki Ödemiş tarih odamız. Burada yine Ödemiş'in kısa tarihçesiyle ilgili bir bilgi panomuz ve belediye başkanlarımız var. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar olan belediye başkanlarımızın fotoğrafları. Burada da eski daktilolar. Evet, bunların bir kısmı belediyeden gelen daktilolar yine. Başkanımızın bağışı da var burada yine, Mahmut Badem'in çeşitli bağışları. Burada yine tek tuşlu bir daktilo var. Yine bir fasitimiz var, yani hesap makinesi. Burada çeşitli ispirto ocaklarımız var. Evet, şu anda da Bengüsü odasındayız. Evet, Bengüsü Ödemişli yine belediye başkanı, aynı zamanda askeri bir hekim. Hemen arkamızda bir üniforması var, Çanakkale Savaşı'nda giymiş olduğu. Bir dönem Atatürk'ün doktorluğunu da yapmış kendisi. Bu vitrinimizde de yine ona ait madalyalar, köstekli cep saatleri, pasaportlar ve alacak verecek defteri gibi objeler bulunmakta. Bengisu soyadını şu yüzden alıyor. Ödemiş'e elektriği ve suyu getiriyor. Bu yüzden meclis kararıyla Bengisu, yani sonsuzluk veren su, hayat suyu anlamında bu soyada layık görülmüş kendisi. Çok güzel, çok güzel ve çok ilginç. Şu anda da Bengüsü Odası 2. İki özelliği neler? Bengüsü Odası 2'nde eskiden doktorlar ve eczacılar bir arada çalışırlarmış aynı muayenehanede. Doktor Bengüsü da arkadaşı Rüştü Bey ile Ödemiş'teki bu kanaat eczanesinde beraber çalışmışlar. Onu canlandıran bir odamız yine. Şu anda da ilaç şişeleri. Şişeleri, ilaç yapımında kullanılan bazı malzemeler. E
Evet, şu anda da arkamızda Bindallılar, Cepkenler, biraz onların eskiyle ilgili kaç senelik olduklarını ve onlarla ilgili bilgileri sizden alalım. Tabii ki burada üç etek elbiselerimiz var yine. Bunlar genelde nişan törenlerinde ya da kına gecelerinde giyilmiş kıyafetler. 100 yılın üstünde yine çoğu. Arkamızdaki Bindal da yine Osmanlı döneminde haremde cariyelerin simsırma tekniğiyle yine yaptığı bir bindallımız. Tamamıyla gümüş işleme. Evet, yine gümüş işleme. Kol ve yaka kısımları yine Fransa'dan getirilen dantelle bezenmiş. Bir şu bindallı kaç senelik? Bu yaklaşık 120 yıllık. 120 yıllık bir bindallıyla şu anda yan yanayız. Ve harika bir bindallı. İşlemeleri olsun, kemeri olsun, her şeyini süper. Evet, muhteşem bir bindallı gerçekten. Evet, şu anda da oturma odasına geldik. Oturma odasında hanımımız, beşikte bebeğimiz, burada sedirde yorganlarımız, yataklarımız. Biraz da bunlarla ilgili konuşalım. Tabii ki yine ısınmak amacıyla genelde mangalla ısınıyorlarmış. Ve hatta mangalda közde kahve aslında buradan geliyor evlerde. Tabii şimdiki gibi 3 odalı, 4 odalı, 5 odalı evler yok. Hem burada oturuluyor hem de yataklar açılıyor. Gece olduğunda burada yatak yatmak için kullanılıyor. Hem de banyo kısmı burada yine. Evet. Dökme suyla. Burada da banyo kısmı. Evet, dökme suyla yine banyo yapıyorlar. Güzel. İğne oyası Yemeniler, özellikle Efelerin oyaları var. Oyaları evet. Var. Onlarla ilgili de biraz konuşalım. Tabii çok ki. Özellikle ağır iğne ağır, oyaları. Aynen, çok ağır iğne oyaları. Bunlar çok renkli. Efeler dağlarda kamuflaj amacıyla aslında bu renkleri kullanmışlar. Yine çiçekli yerlerde bu şekilde kamufle oluyorlar. Genelde eşleri bunları yapıyor dağa çıkmadan önce ve başlarına doluyorlar. Genelde feslerin üzerine doluyorlar. Peki renklerde bir farklılık var mı? Mesela kimi efenin mesela nişanlı olduğunu veya evli olduğunu veya sevgilisinin olduğunu. Evet. Nasıl bununla anlayalım? İlgili mesela bir oyamız var. Şu acı biber oyası diyoruz. Kız evlendikten sonra babası ziyaretine geldiğinde yine eğer evinde acı günler geçiriyorsa, mutsuzsa başına bu oyayı bağlarmış. Acı biber oyasını. Ama eğer mutluysa daha renkli oyalardan bağlıyor. Mesela pembe, mor gibi oyalardan bağlıyor. O zaman ne diyoruz kadınlarımız? Konuşamadıkları, söyleyemedikleri şeyleri başlarını örterek öyle o şekilde vurguluyorlarmış, anlatmışlar. Evet, geleneklerimizde olmazsa olmaz dediğimiz çeyiz odası. Şu anda da oradayız. Evet. Harika şeyler var. İğne oyaları, kanaviçeler hepsi birlikte bir bütün olmuşlar. Biraz burayla ilgili konuşalım. Tabii ki. Burada yine yatak örtülerimiz var. İşte deve örtümüz var. Mesela deve örtüsü yine gelinin çeyizi yine konulmadan önce bu örtü devenin üzerine seriliyor. Özenle yerleştiriyor. Daha sonra gelin artık baba evinden koca evine o şekilde uğurlanıyor. Burada yine Yemenilerimiz, para keselerimiz var iğne oyasından. Burada peşkirler var yine. Peşkir dediğimiz ne oluyor? Aslında havlu yine. Gündelik hayatta kullanılan. Uçkurlar var yine. Hamamdan sonra bele dolanıyor. Yıldız Kent Arşivi Müzesi daha evvel otel olduğunu biliyoruz. Otel odası olarak da şu anda hala koruma altında. Biraz orayla ilgili de konuşalım. Tabii ki 1926'da inşa edilen ve 1927'de ziyarete açılan Yıldız Oteli'nin ilk sahibi Akseki'den Hacı Hüseyin Serter.
yine. Burada bir aynamız, konsolumuz, yine yatağımız mevcut. Ve buraya gelen ünlü konuklar var. İşte Adnan Menderes gibi, Necip Fazıl Kısakürek, Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi. Özellikle de Adnan Menderes'in konuşmasını bu balkondan yaptığı. Evet, söyleniyor aynen. Yine Necip Fazıl'ın Otel Odaları şiirini buradan esinlenerek yazdığı söyleniyor. Bir merhamettir yanan, daracık odaların, isli lambalarında, isli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akiz kalmış, küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam, kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır. İzbe sofalarında, izbe sofalarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı, çivi yaralarında, çivi yaralarında. Evet, şu anda da gelin, çeyiz ve düğün odası. Evet, bu odamız Ödemiş'te 40 yılını dolduran çiftler için oluşturuldu yine. Bu odada işte gelin hamamımız, gelinlikler yine, şerbetlikler, nişanlıklar, işte eski mühür keseleri, para keseleri var. Yine yemenilerimiz var. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz yine. Şu anda da kurnada çeşmeden sular akıyor. Terlikler, takunyalar. Evet, gelin hamamımız yine. Gelinlerin olmazsa olmazı. Burada hamam havlusu, yine nalınlar dediğimiz gibi bu şekilde gösteriliyor. Evet, şu anda da burada gece lambaları var. Özellikle de şurada levhasında okuduk. İlk gece lambası denilen bir lamba var gelin odasında. Bunun anlamını biraz da sizden alalım. Tabii ki ilk gece lambası camdan yine gaz lambamız 6 ayağı var. Bunun 6 ayağından biri kırılıyor. Gelin ve damat yine dünya evine girdiklerini akrabalarına bu şekilde gösteriyorlar. Onların görebileceği bir bölüme koyuyorlar. Şu anda da burada ayakları kırık bir şekilde duruyor. Aynen, sergilenmekte. ...70 yıllık iğne oyası, ipek üstüne iğne oyası gelinlikler var. Evet. Yine bunun dışında şerbetliklerimiz, nişanlıklarımız. Şerbetlik dediğiniz hangileri oluyor? Şerbetlikler yine açık pembe tonda oluyor yine. Pembe renkli oluyor. Bunlar da yine şerbet içilirken giyilen kıyafetlerde. Peki bu gelinlikler kimler tarafından ve nasıl buraya ulaştırıldı? Bunlar yine dediğim gibi 40 yıllık çiftler için yapıldı dedik. Onlar bağışçılarımız yine bir kısmı. Bir kısmı da yine burayı gelip gören, sergiyi gezen eski gelinliklerini de buraya getiriyorlar aynı zamanda. İpek gelinlik 1940'lı yıllarda Hanife Rıdvan Terzi tarafından bağışlanmış. Bu tamamıyla ipek, İpek sanırım. Evet, tamamı ipek. Evet, şu anda da kundura odasındayız. Biraz kundura odasında ilgili de bilgileri sizden alalım. Tabii ki. Burada yine eski dönem bayan botlarımız var. Mesela burada bir köle ayakkabımız var. 1850'li yıllardan kalma. Amerika'daki şekerkamış çiftliklerinde yine kölelerin giydiği bir ayakkabı. Onu nasıl temin ettiniz? O bağış olarak geldi yine bize. Bir bağışçımız tarafından. Amerika'dan buraya bağış olarak geldi. Evet. Çok ilginç. Evet.
Evet, şu anda da yanımızda ayakkabı presleri var. Biraz onun da kaç senelik olduğunu özellikle. Peki bu 80 yıllık yaklaşık olarak yine bu taban ve sayayı birleştirmek amacıyla kullanılıyor. Bu makinayla ayakkabı presleri. Bu tarafta da eski bayan botları. Evet, bayan botlarımız var. Bunlar Osmanlı dönem bayan botları. Bordo olanlar Ermeni kadınların giydiği, sarı olanlar Müslüman kadınların giydiği, siyah olanlar da Yahudi kadınların giydiği ayakkabılar. Yani ayağına baktığınız zaman hem dini inancını hem de hangi milletten olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun dışında da... Şurada da işlemeli ayakkabılar var. Evet, bunlar da boncuk işi ayakkabılar. Bunlar da Ödemiş cezaevinde mahkumların yaptığı yine bayan ayakkabıları. Bir de şurada iki renkli bir ayakkabı var. Şöyle elime almamda bir sakınca yok. Pembe kumaşlı. Evet. Neden bu pembe kahverengi iki renk olarak yapılmış? Evet, bu diğerlerinden biraz farklı. Çünkü bu evli ve çocuklu bayanların giydiği bayan botu. Çok ilginç. Yani bu evli ve çocuklu bayanlar özellikle bu botlarla giyip de dolanıyorlar. Aynen o şekilde. Evet, şu anda da ilk kurşun sergisindeyiz. Yanımızda da Türk bayrağımızla birlikteyiz. Bu Türk bayrağının da hikayesini alalım sizden. Tabii ki tamamı el yapımı bir bayraktır. 2 metreye 4 metre ölçülerinde bir bayrağımız. O dönemde, yani Yunan işgali döneminde İzmir'de kırmızı kumaş yasaklanmış. Bu yüzden Serter ailesinden, yine Tevfik Fikret Serter, koynunda saklayarak kırmızı kumaş parçalarını annesi Emine Hanım'a götürüyor. Emine Serter de kandil ışığında gözyaşlarıyla bu bayrağı dikiyor. Hatta beyaz çarşaf olmadığı için kendi yatak çarşafından ay ve yıldızı dikerek bu hale getiriyor. Ve daha sonra zaferi kazandığımız o gün, 9 Eylül günü, Mimar Kemalettin Caddesi girişine asılıyor.